Öğrendiğinde çekip gidersin diye çok korkuyorum. Yüzüme bir daha asla bakmazsın diye çok korkuyorum. Bakıyorum ama içim acıyor. Söylediğim her şey yalanmış gibi. Ben her şeyi biliyorum. Ne? İstersen dışarıda konuşalım. Öyle ya da böyle ona gerçeği söylemelisin. İnsan sevdiğinden sır saklamaz. Sonucu ne olursa olsun söyler. Eğer onu kaybetmemek için yalan söylersen bencillik yapmış olursun. Onu kaybetmeyi göze alacak kadar seviyor musun? Saçma geliyor ama öyle değil. Sadece söyle. Kırıp dökecek, belki küsecek. Ama sonrasında onu kaybetmeye göze alıp söylediğini anlayacak. Bir sınav vereceksiniz. Bu sınavı açtığında da sana sonsuz güveni olacak. Kadınlar güvenebileceği erkeği sever. Söyle. Yorma, kurban olayım kendini. İyi. Oo, hastamız da uyanmış. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yorgun. Korkacak bir şey yok. Ama zatürreye çevirebilir. Çok iyi bakılması lazım. Çok güçsüz kalmışsınız. Kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Sağ olun doktor. Tekrar geçmiş olsun. Kalkabilecek misin ablacığım? Abla. Ben o eve gitmek istemiyorum. O insanları da görmek istemiyorum. Ne olursun kendi evimize gidelim. Ben artık katlanamam. Durum iyi, merak etmeyin. Hatta çıkış işlemlerini de yapabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Oğlum bak niye böyle yapıyorsun? Ana konuşmak istemiyorum. Oğlum bak ben... Ana konuşmayacağım dedim. Buyurun. Gelebilir miyim? Tabii buyurun. Geçmiş olsun Baran. Korkuttun bizi. Abla.
Ne olursa olsun ben artık o eve gitmek istemiyorum. Kendi evimize gidelim. Sonrası umurumda değil. Hangi ev Ayşe? Bizim ev dediğin yer bile Kendal Ağa'nın evi. Sen benim çaresizliğimin farkında bile değilsin galiba. Doktor duymadın mı? Bakıma ihtiyacı var dedi. Nasıl bakayım ben sana? Hangi parayla bakayım? Zaten ne geldiyse başımıza bu parasızlıktan geldi. Abla, senin gururun yok belki. Gurur he? Ben gururumu yıllar önce öldürdüm Ayşe. Çaresizlik, kimsesizlik benim gurur yapma hakkımı elimden aldı. Gidelim mi? Hadi kalk gidelim. Nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Neyle gideceğiz? Öyle bir mektup yazdın, kalktın gittin. Gerisini düşünmedin bile. Hak etmediğin halde damgası yedin diye kaçtın. Kaçarken düşeceğin yeri görmedin mi? Kaç tane kız var evden kaçıp heder olan, bilmiyor musun sen? Hı? Senin gururun ve namusun için her şeye katlandım ben Ayşe. Ömrümün sonuna kadar da katlanırım. Hayırdır komutan? Baran'ı ziyarete geldim Kendal Bey. Sen de hiç atlamayın böyle şeyleri. Gerçekten çok düşüncelisin, eksik olma. Oğlum nasılsın? İyi abi, iyi. Biraz yorgun ama bir şeysi yok. Doktor Bey isterseniz çıkış işlemlerini başlatabilirsiniz dedi. İyi, iyi. Haydi o zaman hazırlanın. Ben bir Sibel'e bakayım. Siz de hazırlanın. Sonra çıkış yaparız. Anam bekliyor. Komutan, hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Bilin değil mi? Ben de yavaş yavaş gideyim artık. Siz de rahat rahat hazırlanın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ben de sizi geçireyim. Hazırlanın haydi. Çıkış işlemleri bitsin, gidiyik. Ben muhasebeye ineyim. Uzun sürmez. Siz de fazla oyalanmayın. Ya nasıl ödeyecektik biz bunca şeyi? Sibel, az gelelim.